Aslıcığım, kendini nasıl iyi hissedeceksen öyle yap. Nasıl yaptı bunu ya? Nasıl bırakıp gitti bizi? Temelli gitmiş değil ki Canan abla. Yani ortalık biraz yatışsın, geri dönecektir. Gelir değil mi? Tabii gelir. Su. Hı. Denize nasıl ulaşabiliriz? Yani bir fikrin var mı? Hayrola? Yok yani. Haber vermek için. Vallahi ben e-mail attım birkaç tane ama cevap vermedi. İstersen bir de sen dene. Belki sana cevap verir. Neyse. Ben artık çıkayım. Hem derse yetişeceğim. Su. Ha. Benim telefonumu gördün mü ya? Yok. Allah Allah. Ya bir çalışsana beni. Tamam. Alo Aslı'cığım, Gönül ben. Aa Gönül abla merhaba, Su ben. Su, sen misin? Alo hocam, nasılsınız? Aa, iyiyim Aslı'cığım, günaydın. Ya dün kurs çıkışında unutmuşsun telefonunu. Ben de son dakika fark edince aldım yanıma. İyi yapmışsınız hocam. Okuldayım, gel al buradan istiyorsan. Ya da ben akşam getirebilirim de yani, nasıl istersen. Ya aslında siz getirirseniz daha iyi olur. Ben okuldan çıkınca direkt kliniğe geçeceğim de. Olur, uğrarım tabii. Zahmet olacak ama. Yok Aslı'cığım ya, ne zahmeti? Sen adresini ver bana. Lan bu ne biçim meretmiş, bir türlü açılmıyor ya, Allah Allah. Bırak ben hallederim. Yok abicim, yok olmaz. Ben iki gündür bu anı bekliyorum özellikle, çok affedersin. Sermet. Söyle usta. Neşter. Ne? Sen anlayana kadar oğlum bıçak ver. Ha öyle desen abi. Ver bakayım. Aferin. Evet. Vatana, millete hayırlı olması dileğiyle. Bismillah. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim abicim. Sağ ol. Bir dahaki sefere vergi levhasını asmayı unutmayın. Hiç merak etmeyin abicim. Bundan sonra kontrollerde bizzat ben bulunacağım. Hiç merak etmeyin. Hadi geçmiş olsun. Eyvallah. Al bakayım bunları. Eyvallah. Oh, dükkanım benim ya. Evet, geri döndük. Şimdi, Sermet. Buyur usta. Şimdi oğlum bak, gidiyorsun bakkala, tamam mı? Deterjan, meterjan, ne buluyorsan alıyorsun. Temizlik yapacağız. Usta her yer temiz zaten. Oğlum ne diyorsam onu yap, hadi hadi hadi. Deniz oğlan, kaçırdın şamatayı yine. Tamam merak etme, hallettik. Efe. Ha, Hafize teyze. Nasılsın? İyiyim. Bana bak, siz açmadınız değil mi kapıyı? Vallahi cezası çok ağırmış. Yok olur mu Hafize teyzeciğim, bak. Burada kapı gibi belgem var. Bizde kanunsuz iş yok. İyi o zaman. Ben de vakitici yemekleri yapmaya başladım. Ya Hafize teyze, şey... Aslı nerede, iyi mi? Evdeydi demin, niye sordun? İyi, hiç öylesine. İyi, iyi merak etme. Bak, malzemeler orada. Sermet, oğlum neredesin ya? Gel. Hocam, vaktiniz var mı? Gel canım, gel. Ben şey diyeceğim size. Bir şey mi oldu Eda? Hocam Kudret, akşam çıktıktan sonra peşime düştü yine. Abuk subuk konuştu. Sonunda dayanamadım. Polise şikayet ettim. Polise mi? Hocam ne yapabilirim? Çok korktum. Abuk subuk şeyler söyledi. Gidecek başka bir yerde düşünemedim. Anladım. Eda'cığım bak, istersen şöyle yapalım seninle. Benim eşim de polis. Okul çıkışında seninle buluşup doğruca onun yanına gidelim. Ben bir de onunla konuşturayım seni ha? Peki hocam. Ben arıyorum hemen şimdi. Sen de beni bul çıkışta. Kudret'le karşılaşırsan da hiç konuşma, tamam mı? Peki hocam.
Ne dedi sana? Ne dedi sana? Kudret git başımdan. Anlatana kadar hiçbir yere gidemezsin. Hastasın sen. Benim hastalığım sensin kızım. Benim senden başka bir hastalığım yok. Bundan sonra derdini polislere anlatırsın, tamam mı? Onlarla konuşursun artık. Heh, Sermet, Selinlerin paketleri hangisi? Şuradakiler usta. Yok yok, şuradakiler. Ya oğlum ben sana kaç kere söyleyeceğim bundan üstünü yaz diye, değil mi? Ha? Hadi sen geç kalıyorsun, hadi çık hadi. Usta şunu yiyeyim. Yapıyorum usta. Hay. Selam. Selam, merhaba. Ben Sermet. Merhaba, Su ben. Oğlum ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun? Hadi temizlesene şuraları ya. Usta ayıp oluyor ama ya. Bence de ayıp oluyor Sermet. Bence de ayıp oluyor. Hadi oğlum hadi. Üstünü başını temizle, bir şey yap. Şuraya bak ya. Hay Allah'ım. Bu kim? Sermet efendi. Ben bunu yeni işe aldım. Siparişleri falan o götürecek artık. Motoru da o kullanacak da aklı beş karış havada beyefendinin. İyiymiş. Ne yaptın, ruhsatı çıkarabildin mi? Aldım. Mine'nin babası sağ olsun. Tebrik ederim Su Hanım, tebrik ederim. Aylarca saklamışsınız benden ya. Vallahi benim bir suçum yok. Yani Mine öyle istedi. Konuştuk ya, konuştuk Mine'yle. Tamamdır. Hayrola? Kötü haber vermeye gelmedin inşallah. Yoo. Okula gidiyordum ben, öyle geçerken uğradım. Ayşe Sultan, nereye böyle iki dirhem bir çekirdek ha? Aman abartma abi, biraz kendime çeki düzen vereyim dedim. Olmuş mu? Çok güzel olmuş. Güzel. Nereye peki? Cem'le buluşacağım. Hayrola, bir sorun mu var yoksa? Var, yok. Gelince anlatırım abi, geç kaldım. İstersen ben de geleyim. Yok. Şimdi Osman Bey gelir, sen burada kal. Beni sorarsa dükkana gitti de, olur mu? Hadi hoşça kal. Tam 3 kez iflas ettim ben evlat. Ama üçünde de toparlanıp ayağa kalkmaya başardım çok şükür. Öyle param falan da yoktu ha. Rahmetli abimin küçük bir arsası vardı. Benim abim değil, arsasını günahını bile vermez adama ya. O da vermedi zaten. Askere gidince gizlice sattım. İlk işimi öyle kurdum. 3 ay sonra iflas ettim. Arsa gitti gider. Sonra ne oldu bil bakalım. Abiniz bayağı kızmıştır herhalde size ha? Hem de ne kızma. Güzel bir sopa yedim. Öyle mi? Sizin abinizin ismi de Metin mi yoksa? Hayır, Çetin. Ha Metin ha Çetin, hepsi aynı ya. Dayağı yiyince anladım işte. Sadece cesaretle olmuyor bazı şeyler. Kafanı da kullanman lazım. Araştıracaksın, kitap okuyacaksın. Kim ne demiş, ne yapmış, bulunduğu bu noktalara nasıl gelmiş... Batanlar nasıl batmış? Hepsini birer birer araştıracaksın. Sonra gözün kesiyorsa işe gireceksin. Tabii. Peki siz yani bunları yapmadan mı girmiştiniz işlere? Yani ilkine değil de sonrakilere. Yok.
Aynen sana söylediklerimi uygulayarak kurdum ikinci işimi. Sonuç yine aynı. İflas. Neden? Havalara girdim de ondan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.